Bugün Avukat Gökhan Soysal'la birlikteyiz. Kendisi Vicdani Red Derneği'nin eş başkanı. Kendisi kısaca bize Vicdani Red nedir, bunu anlatacak. Böyle bir hak var mıdır, Türkiye'deki statüsünü anlatacak. Dernekle ilgili bilgiler verecek. En sonunda soru cevap kısmına geçeceğiz. İsterseniz başlayabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Geldiğiniz için teşekkürler. Hayretten bu etkinliği yapan arkadaşların da eline koluna sağlık. Şimdi vicdan ret nedir? Vicdan ret temel olarak zorunlu askerliğin işte dini, vicdani, ahlaki, bana göre siyasi kanaatlerle reddi anlamını taşır. Bu ne kadar vicdan retçi varsa normalde o kadar da vicdan ret vardır da diyebiliriz. Çünkü adı üstünde kişinin vicdanıyla alakalı, kişisel kanaatleriyle alakalı bir durum söz konusudur. Ama tabii ki insanları daha rahat değerlendirebilmek açısından işte anarşist vicdan iletçiler, efendime söyleyeyim, Yahova şahidi olan vicdan iletçiler, sosyalist vicdan iletçiler, liberal vicdan iletçiler, Müslüman veya milliyetçi vicdan iletçiler gibi çeşitli sınıflandırmalarda söz konusu. Çünkü birçok örneği var. Normalde vicdan ilet bir sivil itaatsizliğin bir biçimidir. Sivil itaatsizlik ama tabii çıkış noktası itibariyle de genelde Henry David'e kadar uzandığı için o da kendisine dayatılan olan askerlik sistemine karşı, yani kafa vergisi vermek istemediği için, yani askerlik karşıtı bir motivasyonla hareket ettiği için genelde sivil itaatsizlik ve vicdan ret birbiriyle biraz daha özdeşleşmiş bir biçimi. Sivil itaatsizlik denince akla ilk gelen eylem biçimi vicdan ret oluyor bu nedenle, ama tabii özellikle Türkiye'den örnek vermek gerekirse bu ışık kapatma eylemleridir, başka tip eylemlerdir. Yani şiddet içermeyen eylem biçimlerine de sivil itaatsizlik eylemleri diyorlar. Burada asıl konu bir zorlamaya karşı, bir şiddet olarak adlandırabileceğimiz bir zorlamaya karşı kişilerin şiddet araçlarına başvurmadan karşı çıkışı oluyor. Bu nedenle de özellikle askerlikle alakalı olduğu için vicdan ret biraz daha öne çıkıyor. Şimdi vicdan retçi, ilk vicdan retçi kimdir desek bu sorunun cevabını bulmak zor olur. Çünkü nereye konumlandırmak gerektiği biraz daha değişik. Yani buradan yüzyıllar önce Maximilian'a kadar, savaş karşıtı ilk kişiye kadar götürülen bir durum vicdan ret. Teşekkürler. Ama özellikle işte modern devletlerin ortaya çıktığı ve askerliğin zorunlu hale gelmesi noktasından sonra vicdan iletçilerin biraz daha somut bir biçimde belirlendiğinde rahat bir şekilde ifade edebiliriz. En çok bilinen de muhtemelen dünyada en çok çok fazla sayıda insanın aynı anda katledildiği Birinci Dünya Savaşı sırasında özellikle gündeme gelmiş. Hatta bu savaştan sonra zaten İngiltere'de bir meçhul asker anıtı denilen bir anıtın kurulmasına kadar giden bir süreç söz konusu. Türkiye'ye baktığımızda şimdi yaşadığımız topraklarda zorunlu askerlik sisteminin geç geldiğini söyleyebiliriz. O yüzden yine örneğin milli mücadele olarak adlandırılan zamanlardaki asker kaçakları da var. Yani işte Kurtuluş Savaşı olarak adlandırılan savaşta ölen askerden çok, çatışmalarda ölen ya da yaralanan askerden çok askerden kaçan kişi söz konusu. Şimdi vicdan ret de oraya kadar da götürebilirsiniz. Ancak bir farkındalık da ortaya çıkarak kendisine ben vicdan retçiyim, zorunlu askerliği reddediyorum diyen ilk kişi bu topraklarda 1989'da Tayfun Gönül olmuş. Bunu da Sokak Dergisi aracılığıyla duyurmuş. Ondan iki hafta sonra da Vedat Zincir ben vicdan retçiyim diyerek açıklamasını yapıyor. Kamuoyunu oluşturmaya çalışıyor. Çünkü sivil itaatsizlik bir kamuoyu oluşturma amacı taşır. Çünkü şiddet mekanizmasına karşı, şiddetsiz bir karşı çıkışın tek çıkış, tek kazanım elde etme noktası tabii ki bu şeyi kamusallaştırmak ve toplumsallaştırmaya çalışmaktır. Bu sivil itaatsizliğin en büyük örneklerini verenlerden. İşte Gandhi'nin yaptığı da buydu. O yüzden biraz da kamuoyu oluşturmaya çalışır. 89'da da bu yolla harekete çıkarmış. Şimdi Tayfun Gönül yaşamını yitirdi
birkaç sene önce ama ondan iki hafta sonra açıklanan Vedat Zincir hala yaşıyor. Hatta gazete duvarda zannediyorum şu an sorumluluk kişi. Ama ondan sonra ortaya çıkan kişiler daha büyük kamuoyu baskısı oluşturabilmiş çeşitli nedenlerden ötürü. Yani, Türkiye'de vicdanet hareketi deyince aklı ilk gelen isim örneğin Mehmet Taran'dır. Mehmet Taran, işte Yunus Erçap, Halil Savdağ gibi isimler de, Osman Murat Ülke de var ancak örneğin Mehmet Taran Sivas'taki askeri birliğine zorla götürüldüğünde kendisine verilen üniformayı giymeyi reddediyor askeri birlikte. Ve o zamanda çok güzel bir kamuoyu oluşturuluyor. Yani İzmir'de savaş karşıtı dernekli vardı, orada kapatılmıştı falan. Oradan örneğin Sivas'a otobüslerce insanlar gidiyordu. Çok güzel bir kamuoyu oluşturuluyordu. O isimler çok duyuluyordu. Yani Türkiye'deki vicdanet hareketi 2010'lu yıllara kadar hep böyle bireysel karşı çıkışlarda olmuştur. Ancak 2015'e yani Vicdan Diret Derneği'nin kuruluşuna yaklaşırken bir barış için Vicdan Diret platformu vardı. Bu barış için Vicdan Diret platformundan sonra biraz daha kurumsallaşma yoluna giderek işte 2015 yılında Vicdan Diret Derneği kuruldu. Pardon 2013 yılında. 15 Mayıs 2013'te. Gezi'den hemen yarım ay kadar falan önce kuruluyor. Derneğin kuruluşu da Gezi'ye denk geldiği için direkt yani zaten askerlik karşıtı eylemlerle başlayacakken birden Türkiye içine alan çok büyük bir ayaklanma söz konusu. Ama ondan sonra çeşitli etkinliklerle, eylemlerle ismini iyice duyuran bir dernek söz konusu. Türkiye'deki Vicdan Diret Hareketi, Vicdan Diret Derneği'nin geldiği noktada bu. Şu an tabii Vicdan Diret Derneği'nin varlığı yanında YAVA şahitleri de normalde örgütlü bir şekilde bu Vicdan Diret mücadelesini sürdürdüğünü söyleyebilir. Çünkü YAVA şahitleri sadece Türkiye'de değil, dünyada en çok bilinen vicdan diretçileri oluşturuyor. Çünkü onların dayandığı nokta biraz daha işte İsa'nın öğretilerine dayandığı için tüm dünyada öyle kabul edilebiliyor. Türkiye'de şöyle bir yansıması oldu örneğin YAVA şahitlerinde. 2013 olması lazım. Ermenistan bayatken karar var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ve vicdan diret konusunda içtihat değişikliğine gittiği bir karardır. Bu bayatken Ermeni bir YAVA şahidi. İnançlarından ötürü zorunlu askerlik yapmıyor. Türkiye'de de vardı. Türkiye'de de mücadeleler sürdürülüyordu. Vicdan diretçilere ilk uygulanan baskılar tabii ki çok yüksek baskılar söz konusuydu. Özellikle sonuçta yani diğer yerlerde de vardır. Ancak çok büyük bir militarize toplum var. Sadece devlet de değil, toplum da var. Ve o yüzden buna karşı çıkmak biraz daha zor oluyor. Baskılar da çok yüksek oluyor. O zamanlar zorla askeri birliğe götürme uygulaması vardı örneğin. Artık öyle bir uygulama kalmadı. Yani siz 30 yaşında olsanız ve askerliği yapmamış da olsanız kimse sizi kolundan tutup askeri birliğe götürmüyor. Ancak belli bir yıla kadar bu durum mevcuttu. Örneğin işte dediğim gibi Mehmet Taran'ı ya da Halil Savdağ'ı böyle kolundan tutup zorla askeri götürmeye çalışıyorlardı. Barış Görmez'i. Ancak bu Ermenistan Bayatyan kararı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuya bakış açısı şuydu. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konu bakımından önem arz etme biçimi şurada. Normalde vicdan diretti. Anayasada zorunlu kılan herhangi bir madde yok. Anayasanın hiçbir yerinde askerliğin zorunlu olduğuna ilişkin tek bir emare dahi bulamazsınız. Vatan hizmeti başlıklı zannediyorum 72. maddeydi. Vatan hizmeti düzenlemiş anayasa. Demiş ki vatan hizmetinin işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde veya kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacağı veya yapılmış sayılacağı kanunla düzenlenir. Yani bu açıdan baktığında askerliğimi bıraktım zorunlu olmasına yapılmış sayılacağı kısmından yola çıkarsak zorunlu olmadığını da net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Ancak eskiden uzun yıllar yürürlükte kalan 1111 sayılı askerlik kanunu vardı. Bu 4-5 sene önce 7000 işte bilmem kaç sayılı asker alma kanunuyla değiştirildi. Bu kanunda her Türk erkeğinin görevinin, hak ve ödevinin askerlik yapmak olduğu, yapmak zorunda olduğu yazıyor. Yani anayasada herhangi bir cinsiyet, kimliği, cinsel yönelim, herhangi bir şey belirlemeden getirilmiş olan vatan hizmeti kanunda erkeklerin yapabileceği, sadece vatan hizmeti erkeklerin yapabileceği bir biçime
büründürülmüş. Çünkü devlet aklında kadınların vatan hizmeti yapması olanaklı değil. Veya kendisini erkek olarak adlandırmayan insanların vatan hizmeti yapmasının önüne de geçildiğini rahat bir şekilde bence söyleyebiliriz. Bu askerlik kanununda askerlik zorunlu hale getirilmiş. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye'nin tabi olduğu, Türkiye'nin kendi isteğiyle bağlandığı bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Bu Avrupa Konseyi'nin bir Avrupa Konseyi çerçevesinde değerlendirilmiş bir sözleşme. Avrupa Konseyi bildiğiniz üzere 1940'larda işte 2. Dünya Savaşı'nın sonunda yeni bir faşist, işte Hitler veya Mussolini gibi yeni bir oluşumun engellenmesi amacıyla biraz da Avrupa müktesebatı denilen ortak bir Avrupa mevzuatı oluşturmak açısından kurulmuş bir konsey. Türkiye'de bunun 2. Dünya Savaşı'nın galip ülkelerinden birisi olarak son bir ayda savaşa girerek galip ülke olmuştu. Kurucularından birisi Avrupa Konseyi'nin. En son 45 tane üyesi vardı Avrupa Konseyi'nin ve bu Avrupa Konseyi'nin çerçevesinde yapılmış bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kurmuş olduğu bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Ve Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımış. Bu ne demek oluyor? Anayasanın bazı ülkelerde hala sıkıntılar olabiliyor. Bazı devletler hala şunun ayırdığında değil. Şimdi Avrupa ile ilgili bir sorun olduğunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kanunlar arasında bir çatışma olursa bunu nasıl çözerim? Bunu bazı Avrupa devletleri dediğim işte Belarus'tur, efendim, Polonya'dır falan. Biraz da Doğu Avrupa ülkeleri hala çözememiş durumda. Ancak Türkiye bunu çözmüş olan ülkelerden birisi. Türkiye bunu nasıl çözmüş? Anayasanın meşhur bir 90. maddesi var. 90. maddesinin son fıkrası. Çok gerçekten önemli bir fıkra. Bu fıkraya şunu söylüyor. Eğer diyor, uluslararası sözleşmelerle diyor, kanunlar arasında diyor bir çatışma varsa, eğer diyor bu uluslararası sözleşme insan haklarıyla alakalıysa, ne dediğine bakmadan ben onu uygularım. Yani çok denk geldiğimiz bir örnek değil ama diyelim ki Türkiye'nin insan haklarında o koyduğu kural çok ileri olsun, Avrupa biraz geride olsun. Yani hiç olmamış bir şey ama olursa da biz Avrupa'yı uygulayacağız. Yani öyle bir madde bu. Bu nedenle Türkiye'nin insan haklarıyla alakalı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulaması lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulaması lazım. Çünkü sen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyorsan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulamadığın anlamına gelir. Zaten bu da normalde yaptırıma tabidir. Nasıl bir yaptırıma tabidir? Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi var. Eğer bir ülke Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymadığı, AİHS'e uymadığı zaman çeşitli yaptırımlar yapabilir. Bu üye ülkelerin üyeliğini askıya almak, oraya kadar giden çeşitli yaptırımlardır. Yani normalde Türkiye'nin yapması lazım. Bu nedenle şu bakımdan önemli. İşte 2013 yılında verdiği kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu söylüyor. O da bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uzun yıllar vicdan hakkı vardır dememişti. Ama ne demişti işte? Mesela Türkiye'den Osman Murat Ülke örneği var. OSSİ. Osman Murat Ülke'nin başvurusunda işte bu vicdan iletişiye sen hapis cezası veriyorsun. Yetmiyor, bir daha veriyorsun. Yetmiyor. Hapis cezası tehdidi hale devam ediyor. Sosyal hayatta sıkıntılar yaşatıyorsun. Yani devlet olarak sen yaşatıyorsun. Bu sivil ölümdür. Aynen sivil ölüm kelimesini kullanıyor. Şimdi sivil ölüm deyince normalde tercüme hatası da diyebiliriz ya da tercüme kazası da diyebiliriz. Normal söylemek istediği şey medeni ölümdür. Yani kişinin medeni hakları denilen çeşitli hakların kullanmasının engellenmesi anlamına gelir. Nedir işte? En basitinde işe girmek bile. Şu an Türkiye'de bir asker girebilir ama orada barınamaz. Bir, askerlik yükümlüsü olma şartı arıyor çoğu iş yeri. Diyelim ki aramayan bir iş yerine girdiniz. Askerlik şubesi istediği bir zaman sen bu kişiyi yoklama kaç aydır, vakayadır çalıştırırsan senin hakkında suç duyurusunda bulunurum diyerek direkt patronu tehdit eden bir düzenleme söz konusu. Şimdi böyle olduktan sonra hiçbir patron yanında askerliğini tamamlamış kişi çalıştırmıyor. Bu bir sivil ölüm olarak adlandırılabilir. Ya da ne bileyim bazen işte asker kişi sayılan bazı vicdan iletçiler var. Murat Demiroğlu bunlardan birisi. Askere gitmedi halde asker kişi sayılmış ve oy kullanamıyor. Yani şimdi seçme ve seçilme hakkını kullanamıyor. Bunlar medeni ölüm. Sürekli bir hapis altında yok. Medeni ölüm olarak değerlendiriyor. Ancak 2013 yılında bu kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu diyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diyor, yaşayan bir belgedir.
Yani sen burada yazılı olan şeyleri ilelebet böyle yorumlayacaksan anlamına değil. Zaman içerisinde değişen şartlarda bu yorumlanabilir. Bunu ilk kez vicdan ret konusunda söylemiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce de verdiği şeyler. Vicdan hakkı da diyor. Avrupa'da çoğu ülke tarafından, Avrupa Konseyi'nin üye çoğu ülke tarafından ya tanınmış ya da tanınmasına gerek olmayan bir biçimde zorunlu askerlik kaldırılmıştır. Çünkü eğer zorunlu askerlik varsa vicdan ret hakkı söz konusu olur. Yoksa zaten vicdan rette gerek yok. Çünkü profesyonel ordu var. Ya da başka türlü halledilmiştir diyelim. 45 üye ülkeden hepsi tanımış. Yani bir şekilde anayasasına koymuş. Buna Azerbaycan dahil, Yunanistan da dahil. Onların da sicili çok iyi değil bu konuda. Tanımayan, koymayan tek bir ülke var. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani bu Avrupa içerisinde bir konsensüs bu kelimeyi kullanıyor. Bir uzlaşı sağlanmış. Yani sen bir vicdan retçiye çoğu ülkede ceza veremezsin. Artık bu genel geçer bir kabul anlamına gelmiş. Türkiye'de bundan artık tanımamazlık yapamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne üye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımış. Her ülke vicdan hakkını tanımalıdır. Diyerek Ermenistan'a, orada Ermenistan'da vardı, o süreçte, mahkeme sürecinde tanıdı anayasasında, ihlal kararı veriyor ve o saatten sonra, 2013 yılından sonra bu başvuruları din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriyor. Çünkü akla her zaman şey geliyor, din deyince illa bir şey inanç sahibi olmak anlamına geldiği düşünülüyor. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tabii ki öyle düşünmüyor. Diyor ki bu din ve vicdan özgürlüğü sadece inanç özgürlüğünü değil, herhangi bir dine inanmama özgürlüğünü de korur. Ve bu nedenle vicdan hakkı din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir diyor. Evet, Bayatyan Yahova şahidi olarak vicdan hakkının konusunda ihlal kararı olmuş olabilir ama ondan sonra Türkiye'nin başvurdu. Türkiye'den başvurular da vardı. Örneğin Halil Savda, Mehmet Taran, Yunus Erçep, son yıllarda Barış Görmez. Türkiye'de vicdan hakkı tanınmadığı için, tanınmayı da bıraktım, kişinin vicdan hakkını ileri sürebileceği herhangi bir mekanizma Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından oluşturulmadığı için vicdan hakkını ihlal ettiği, değil mi? Vicdan özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle ihlal kararı verilmiş ve Türkiye tazminata mahkum edilmiş Mehmet Taran. Ve Türkiye'nin bu kararları uygulaması lazım. Yani açık, şu an bir Türkiye'de bir mahkeme böyle bir yorum yaparsa demek istemiyorum. Çünkü yapmak zorunda. Yapmaması için saçma sapan çeşitli şeyler söylemesi lazım. O yüzden askeri mahkemeler kaldırılana kadar askeri mahkemeler şu şekilde söylüyordu. Türkiye'de diyor vicdan hakkı vardır diyor. Çünkü yasalar açık, anayasa açık. Vicdan hakkının olduğu konusunda herhangi bir şüphemiz yoktur. Ama diyor askeri mahkeme. İşte bir örnekte 80'den beri askere gitmemiş bir kişi. Diyor ki işte karakoldaki ifadesinde şey demiş. İşte 80 darbesi yargılanırsa ben askerliği yaparım demiş. Yani 80 darbesi yargılanmasından kastı da yine ifadesinde de belirtiyor. İşte Milli Güvenlik Kurulu kalkacak. O kalkacak. Yani 80 darbesini getirdiği kurumlar kalkarsa anlamında söylüyor. Ancak askeri mahkeme diyor ki bu kişi diyor şu koşulda diyor askerlik yapabileceğini söylemiştir. Yani kesin kesin bir askerlik karşıtı değildir. O yüzden bu kişi vicdanları etki de değildir diye karar veriyor. Ya da Müslüman bir vicdan iletçinin davasında diyor ki evet vicdan hakkı vardır ama diyor İslamiyet, vicdan ilet falan bunlar bağdaşmaz diyor. Bu kişi vicdan iletçi değildir diyor. Ya da ne bileyim milliyetçilikte de var. Muhammed Sardar Delici örneğinde. Ya da diyor ki Onur Erdem konusunda bu kişi diyor 19 yaşında diyor bu 19'da 17 de olabilir tam emin değilim. Bıçakla yaralama eylemine karışmış. O yüzden bu kişinin diyor, yani pasifist olmadığı için vicdan etçi olduğundan bahsedemeyiz diyor. Ya normal tabii ki bu yorum kabul edilebilir bir yorum değil. Ama yorum. Yani şu an sivil mahkemeler bizim vicdan etçi hakkı konusunda söylediklerimiz zaten ya görmezden geliyor ya da diyor ki ben diyor Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygularsam Türk hukukuna aykırı bir eylem yapmış olur. Yani o şöyle bir ayrım yapıyor işte. Onların hukuku bizim hukuku. Aa öyle bir onların hukuku dediğimiz bir şey de yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Türk hukukunun bir belgesidir.
uygulaması lazım. Sen onu uygulamazsan Türk hukukuna aykırı bir eylem yapmış olabilirsin. Nasıl karar veriyor? İşte dediğim gibi çeşitli bahaneler bulmaya çalışıyordu askeri mahkeme. Artık sivil mahkemeler darbeden sonra askeri mahkemenin kaldırılmasından sonra yoktur diyor. Yani vicdan hakkı yoktur diyor. Böyle saçma bir duruma getirilmiş durumda. Hukuk sistemin biraz böyle. O yüzden Türkiye'de vicdan hakkı var mıdır? Evet vardır. Bunu sadece ben değil, işte Barış Görmez davasında Isparta işte Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bilmem ne Carçuk, çok uzun bir isim var. Isparta Askeri Mahkemesi Barış Görmez kararında 72 sayfalık bir karar var. Bu kararda diyor ki, 3 hakimden ikisi diyor, birisi karşı çıkıyor. Türkiye'de vicdan hakkı vardır diyor. Bir çoğu askeri mahkeme gibi. Ve bu kişi de vicdan iletçidir diyor. Ve Barış Görmez hakkında beraat kararı veriyor. Barış Görmez tabii defalarca hapse atılmış, ceza almış. Hani uzun süre bu vicdan iletçi tutumunu sürdürmüş bir insan. Yani zorunda da kalıyorlar. Çünkü yeni dava verecekler. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ceza gelecek. Avrupa İnsan Hakları işte askeri mahkeme diyor ki ben bunu tanımak zorundayım diyor. Ve onun için de 72 sayfa karar. Gerçekten benim gördüğüm, yani avukatlık hayatım boyunca gördüğüm en güzel kararlardan birisi. Çünkü askeri mahkeme sadece kişinin vicdan iletçi olup olmadığını falan değil. Bütün mevzuatı tarıyor. O zamanlar bir ara bedelli askerliğin 15 bin lira olduğu bir dönem vardı. Bu 15 bin lira olduğu dönemde hiçbir şekilde askere gitmiyordunuz. Asker bile bir gün dahi o kıyafeti giymiyordunuz. Askeri mahkeme diyor ki, ya diyor sen 15 bin lira vermişsin, askerlik yaptırmamışsın. Şimdi zaten diyor Türkiye'de diyor zorunlu askerli olduğundan biz bahsedemeyiz diyor. Çünkü sen bu kişiden parasını almışsın, askerlik yapmamış. Ya da diyor o kadar ince ayrıntı şey yapıyor, şu kanunu almış. Diyor ki bir kişi çifte vatandaşsa, böyledir ayrıca. Diyelim Almanya'da çifte vatandaş olan bir Türk vatandaşı ve Almanya'da vicdan hakkını kullanmış olsun. Yani askerlikle ilgili durumu orada çözmüş. Türkiye'de bu durum tanınıyor. Yani bu kişinin orada askerliğini yapmış olduğu, yani askerlik meselesini halletmiş olduğu ve Türkiye'de yapmak zorunda olmadı. Yani dolaylı olarak vicdan hakkını Türkiye yani kabul etmiş. Askeri mahkeme bunu da söylüyor. Diyor ki dolaylı yoldan zaten Türkiye vicdan hakkını kabul etmiştir diyor. İşte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uzun uzun yorum yapıyor ve diyor ki vicdan hakkı vardır ve bu kişi de vicdan iletçidir ve beraat ettiriyor. Maalesef bundan sonra böyle silsile halinde gelmesi gereken, emsal olarak değerlendirilmesi gerekirken bizim de sivil mahkemeleri defalarca sunmamıza rağmen hala getirilmiyor. Biz bu o yüzden mesela güncel durumda birazdan vicdan iletçileri uygulanan baskıları anlatırken de söyleyeceğim. Güncel durumda bizim Anayasa Mahkemesi önünde 30'dan fazla bireysel başvurumuz var. Hatta muhtemelen yava şahitlerine koyarsak 50'den fazla başvuru var. Çünkü onların tam olarak ne kadar yaptıklarını net bir şekilde bilemiyorum. Ama sadece ben 30'dan fazla ben bireysel başvuru yaptım. Vicdan iletçiler için, vicdan hakkı tanıması için. Ama Anayasa Mahkemesi bu bireysel başvuru hakkını getirdiği yıldan itibaren henüz bu konuda herhangi bir karar vermiş değil. Yani ilk başvuru diyelim 2013'te olsun. Yani 9 yıl olmuş. Bir zamanlar şöyle yapıyordu Anayasa Mahkemesi. Askerlik kanununda değişiklik yapılmasını bekliyordu. Çünkü onlar da bir kanun değiştirilsin de ben bu konuda karar vermeyeyim. Vermek zorunda kalmayayım diye bekliyordu. Bizim kulağımıza da o yönde bilgiler geliyordu. Hani bir kanun değiştikten sonra eğer vicdan hakkı getirirse zaten ortada karar verecek bir konu kalmayacak. Getirilmezse de ona göre kararını verecek. Ama Anayasa Mahkemesi o tarihten beri hala bir yani bu konuda vicdan hakkı tanı diye yaptığımız hiçbir başvuruda şey yapmadı, kararını vermedi. Tek bir yine vicdan iletçinin başvuru konusu yaptığı şey de bir iş yerine gelen yazı var. İş yerine gelen yazının iptal edilmesi için kişi idare mahkemesine dava açıyor. İdare mahkemesi de şunu söylüyor. Sen bu yazının muhatabı değilsin. İşte bu yazının muhatabı patron. Yani dava açacaksa patronun açması lazım. Falan onunla ilgili bir verdiği bir karar var ama çok da önemli bir karar değil. Şu ana kadar sadece Onur Erden için yaptığımız başvuruda hükümetin görüşünü almış. Hükümetin görüşünü bize göndermişti. Biz de cevabımızı verdik. O konuda da henüz karar çıkmadı. Niye karar çıkmıyor? Yani ben olumlu olarak beklediğim için karar çıkmıyor. Çünkü şu an bir Anayasa Mahkemesi vicdan hakkını tanırsa
Yani sürülürler diyeceğim. Çünkü Anayasa Mahkemesi üyeleri de sürülürse zaten yandık. Şeyden dolayı yani bulmak zor çünkü. O yetkinlikte hakim bulmak zor oluyor. Bazılarını yine FETÖ soruşturması kapsamında falan attıkları söz konusu oldu. Ama yani bulmak zor açıkçası. Yani bulmak şöyle zor. Nitelikli hakim bulmak zor. En son Anayasa Mahkemesi üyelerinden mesela Hakan Fidan. Yani İrfan Fidan. Hakan Fidan diyorum. Ama aynı sayılır. yani savcılıktan direkt Yargıtay'a. Yargıtay'da 10 gün, 15 gün çevrede de dolanmıyor. Diğer hakimler tanımıyor çünkü. Falan Anayasa Mahkemesi üyesi olmuş. Yani nitelikli hakim de bulmak zor. Olumlu olduğunu düşündüğüm için karar. Ama olumsuz dahi olsa benim işime gelir. Çünkü artık biz gerçi bunu da aşacağız. Çünkü biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak istiyoruz. Bize olumsuz bir karar verin kardeşim. Biz gidelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Bunu da engellemek için şimdiye kadar karar vermemişlerdi. Ama artık biz makul süreyi aştığı için, yani iç hukuk yolları etkisiz olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bu 2022 senesi içerisinde artık başvuracağız. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ni bekleyecek sabrımız da kalmadı. Çünkü ben 3 yıl önce de diyordum ki vicdan hakkı gelecek diyordum. Yani. Düzenleyecekler. Ben de yıllardan beri vicdan iletçi olduğum için benim aklımda da idari para cezaları falan var. Artık yani hapis cezası tehdidi de çoğu vicdan iletçi gibi bana da geliyor. O yüzden bir an önce tanınması lazım diyelim. Peki vicdan iletçilerin başlarına neler gelir? Şimdi eskiden şöyleydi. Askeri birliğe zorla götürme uygulaması söz konusu olduğu için Mehmet Eren götürüldüğünde kamuflajı giymediği için asker kişi sayılan bir kişi emirlere uymadığı için emri itaatsizlikten dava açılıyor. İşte Halil Savda'dır, Mehmet Aran'dır, Onur Erden'dir. Emri itaatsizlikten ya da emri itaatsizlikte ısrar suçlarından dava açılıyordu. Ama artık askeri birliği zorla götürme uygulaması kalmadığı için vicdan iletçiler hakkında emri itaatsizlikten dava açılamıyor. Yani fiili olarak imkansız. Ne oluyor? Yasada şöyle bir saçma bir durum var. Şöyle bir şey getirdiler. Sen diyor ilk kez diyor yakalanırsan diyor bu idari para cezasıdır. Yani kabahattir. Kabahatin şeyi de idari para cezasıdır. İşte para cezası kesinleşene kadar girilen bütün GBT'ler kabahat olarak değerlendiriliyor. Ancak para cezası kesinleştikten sonra girilen GBT'ler ceza davası anlamına geliyor. Bu arada GBT'ler derken bilinçli olarak söylüyorum 10 kere GBT'ye girdiyseniz hakkınızda 10 ayrı dava açılabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Mahkemelerin çeşitli oyunları dışında. Onu da birazdan bahsedeceğim. Ama şu saçma yani. Ben yolda gidiyorum. GBT'yi durduruyorum. Tutanak tutuluyor. Hakkımda para cezası geliyor. Ondan 2 yıl sonra yolda yürüyorum. Hakkımda GBT tutuluyor. Bu sefer ceza davası açılıyor. Yani aynı eylem. Yani kişinin yaptığı aynı eylem. Birisi kabahat. Birisi ceza davası. Bu zaten saçma bir durum. Kendiliğinden ama mevcut durumda öyle oluyor. Neden öyle oluyor? Çünkü işte yoklama kaçağı olmak, bakaya kalmak, askeri ceza kanunu şu şekilde düzenlenmiş. Usulüne uygun düzenlenen bir para cezasına rağmen kişi askere gitmemeye devam ederse bu ceza oluyor. Buradaki usulüne uygun para cezası arkadaşlar çok önemli. Usulüne uygun da demiyor yani. İdare para cezasının tebliğinden sonra diyor. Bir tebligatın hukuka uygun olarak değerlendirilebilmesi için çeşitli kuralları vardır. Çok kısa bahsedeyim. Şu icralarda da başınıza gelebilir. Bir kişiye tebligat yapacaksan ilk önce bilinen son adresine yapmak zorundasın. Bilinen son adresine tebligat geri gelirse bu sefer muhtara bırakılmak üzere falan gönderebiliyorsun. Ancak askerlik şubesinin sabrı olmadığı için bilinen en son adrese gönderdiği tebligatı dahi muhtara bırakıyorlardı. Yani usulüne uygun bir tebligat söz konusu olmuyordu. Kişi kendisine tebligat gelmiş gelmemiş hiçbir şekilde haberi olmadan bu süreci de kaçırmış oluyordu. Ve kanuna aykırı bir tebligat söz konusuydu. Eğer kanuna aykırı tebligat varsa arkadaşlar beraat alırsınız. Beraat alırız. Vicdan İlet Derneği'nin sitesine girdiğimizde şeyi de görebiliriz zaten. Bir sürü vicdan iletçi hakkında beraat kararı veriliyor. Bu arada ben ilk gördüğümde heyecanlanmıştım. Yani ilk vicdan iletçinin davasına baktım beraat almışım. Allah dedim herhalde benim vicdan hakkı konusundaki görüşlerimi kabul ettiler falan. Ama öyle değil. İdare para cezası usulüne uygun tebliğ edilmediği için. Biz beraat ettik. Bu yüzden o önemli. Şimdi siz askeri gitmezseniz kimse sizi kolundan tutup askeri birliğe götürmez. Ancak tuttuğu GBT'den sonra
para cezası gönderir adresinize. Siz ona itiraz edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Usul uygun alınmadıysanız zaten itiraz etme şansınız olmaz. Usul uygun alırsanız da biz itiraz ediyoruz suç ceza hakimliğinde. Suç ceza hakimlikleri itirazımızı reddediyor. Süreç böyle işliyor. Para cezasının yüksek miktarına göre bir itiraz hakkımız daha var. Bir üst suç ceza hakimliği incelesinde. Ama zaten suç ceza hakimliği bir üstü de ya Türk hukukuna uygun bir şey. Yani sayı olarak bir sonraki ise bir üstün olarak değerlendiriliyordu. Tutuklamada yeni değiştirdiler. Asliye cezaya artık itiraz ediliyor. Neyse para cezasına göre bir sınır daha var. İtiraz ediliyorsunuz. Ondan sonra karar kesinleşiyor. Bu karar üzerine biz işte Anayasa Mahkemesi'nde biz bu karardan sonra bir hesaba başvuru yapıyoruz. Biz diyoruz ki bu kişi vicdan üretici. Sen buna işte şu kadar para cezası kesmişsin. Bundan dolayı çoğunlukla gidiyoruz. Bu ilk şey. İdari para cezası kesinleştikten sonra denk geldiğiniz GBT'lerin her birisi de arkadaşlar ceza soruşturması ve bundan dolayı ceza davası anlamına geliyor. Şöyle örnek vereyim. Kamil Murat Demir hakkında vicdan üretici. Şimdi o Dersin. O civarda yaşıyor. Pertek limanı diyelim. Yani Pertek vapurun orada bir vapur var. Oraya gittiyseniz arkadaşlar bir ucunda yani Elazığ'dan oraya giderken bir ucunda ilk önce asker GBT yapar. Diğer ucunda polis GBT yapar. Yani iki tane GBT yeme şansınız çok yüksek olan bir yer. Ben de yedim çünkü. Duruşma var. Duruşmaya gideceğim. Mesela o Kamil Murat Demir hakkında şu ana kadar 11 tane ceza davası açıldı. Bunlardan haberimiz olmayan ilk davada ceza vermişlerdi. Haberimiz olduktan sonra usul uygun tebligat olmadığı itirazımızda biz beraat aldık. Daha sonra bu kişi hakkında 9 tane daha dava açıldı buna rağmen. Biz onlardan da beraat aldık. Yani 11 davanın 10'undan beraat aldık. Bir tanesinden ceza verildi. Ona da yeniden yargılama isteyeceğiz. Benim aklımda o da var. Diğer vicdan üreticilerde de yine hakkında 4 dava açılan var. Hiç dava açılmamış olan da var. Benim gibi. Çünkü ben idare para cezasını 2-3 sene önce falan gönderdiğini iddia ediyorlar. Ama bana açılan herhangi bir şey olmadı şu ana kadar. Ceza davası falan olmadı. Bu en sık başına gelen, sizin de en çok başınıza gelebilecek olan durum. Onun dışında meşhur bir Türk Ceza Kanunu 318. maddesi var. O da halka askerlikten soğutma suçu. Halka askerlikten soğutma suçunda da dururum şu. Askerlikle ilgili olsun olmasın, militarizmi eleştirdiğiniz anda bundan dolayı hakkında soruşturma açılırdı. Bu kapsamda zamanda Bülent Ersoy'a yani dava açıldı. Niye? Oğlum olsaydı askere yollamazdı. Aynen. Böyle dediği için, bunu dediği için hakkında ceza davası falan açıldı. Yani kadın diyor ki ben diyor Mehmetçik Vakfı'na diyor sürekli bağış yapan bir insanım diyor. Siz nasıl diyor benim halka askerlikten soğuttuğumu söyleyebilirsiniz ama bu sadece Bülent Ersoy'a da kalmadı. Elif Şafak'tan tutun işte çoğu kişiye bu dava açıldı. Yine ya ilk önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bu etkili bu arada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları daha sonra bundan dolayı Yargıtay'ın kararlarında çoğu kişiye verilen ceza bozuldu. Hak ihlal olarak değerlendirildi. Yargıtay da bunu söyledi. Sen de bundan dolayı bu şekilde insanlara halka askerlikten soğutmadan dolayı ceza veremezsin ve yasa değişikliği yapman lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunda yasa değişikliği yaptı. O yasa değişikliğinden sonra artık savcılıklar kendinden harekete geçerek dava açmıyor. Bu arada açamıyor da demiyorum. Eskiden herhangi bir şikayete tabi olmadan savcının haberi olduğu anda ya da polisin bilmem neyin haberi olduğu anda dava açılırdı. Ancak o tarihten sonra haberi olsa da dava açmıyorlar. Sadece birisi özellikle bir kişi şikayet ederse ondan dolayı halka askerlikten soğutmadan dava açılıyor. Bunlardan bir örneği şöyle bu arada. Bir tane vicdan üretici para cezası gelmişti. Bir itiraz etmiştik. İtiraz dilekçesine ek olarak bu kişinin vicdan üretici vicdan açıklamasını koyduk. Vicdan açıklamasında işte Berkin Elvan demiş. Yunanistan'da Alexis var. Yine o da Berkin Elvan gibi 15 yaşında işte Yunan polisi tarafından öldürülen bir kişi. Ve başka şeyleri de sıralamış. Suç ceza hakimliği benim itirazımızı reddetmekle kalmayıp bir de savcıdan suç duyurusunda bulunmuştu mesela. Yani bu tip onu bu arada soruşturmada takipsizlikle sonuçlandı. Savcılık gerek yok böyle bir dava açmaya dedi. İşte özellikle bir kişiyi şikayet ederseniz dava açılabilir. Onda da dava da açılmayabilir. En son bizim vicdan üretici bir arkadaşa dava açılmıştı. İnternet sitesindeki bir haberden dolayı. Yine beraat aldık. Bu konuda en son mahkumiyet kararını veren mahkeme
Uludere Asliye Ceza Mahkemesi, bu da FETÖ soruşturması kapsamında görevinden edilen bir hakimin vermiş olduğu karardı. O karar da bozuldu zaten. O yüzden halk askerlikten soklanan artık fiiliyatta çok bir önemi kalmamıştır. Bu hala ceza verilebilir. Devlet politikasını zaten değiştiriyor. Bir mahkeme hala karar verebilir ama meclis tutanaklarına kadar ben araştırdığım için o dönemde şunu söyleyebilirim. Adalet Bakanı o zaman Sadullah Ergin'di. Şunu söyledi. Dedi ki bir kişiyi böyle zorla, yani askeri birliğe götürür giderken hani kolundan tutup geri çekmediği sürece sen bundan dolayı ceza veremezsin gibi bir açıklaması var. O yüzden fiiliyatta uygulanan bir şey de değil halkı askerlikten soğutma. Ama tabii devletin değişen güvenlik politikasına nazaran halkı askerlikten soğutma değil de artık terör örgütü propagandasından da soruşturma açılabilir hakkınızda. Çünkü askeri eleştirmek artık suç olarak değerlendiriliyor. Bu açıklamanın içeriğine bağlı olarak değişir. Yani açık vicdan açıklamanızda herhangi bir sıkıntı yoksa, nasıl bir sıkıntı yoksa, birisine hakaret etmiyorsanız ya da eleştirmiyorsanız diyeyim, hakkınızda herhangi bir soruşturma falan başlatılmaz. Ben de vicdan ettim, bundan 7 yıl önce açıkladım. Hakkımda hiçbir soruşturma olmadı. Yüzlerce insan açıkladı, hakkımda hiçbir soruşturma açılmadı. Özellikle birisinin dediğim gibi şikayet etmesi lazım. Onun dışında vicdan etçilere uygulanan baskılar, ya otelde kalmak zor. Çünkü ben diyorum bana idari para cezası kesilecek. O kesildikten sonra ben otele gittim. Dedim artık yapacak bir şey yok. Avukatım. Çoğu duruşmaya gidiyorum. Müvekkilin akrabasının evinde kalıyoruz. Bundan dolayı bir şey yememek için. Ama dedim artık şurada akraba da yok. Ben ya otelde kalacağım. Otele gittim. Kaydımı yaptırdım. Polis bekliyorum. Gelsin imza atalım falan diye. Yani işte otelde kalmak zor. GBT tutular hakkınızda. Ya da yolda bir yere seyahat etmek zor. GBT tutular hakkınız. Hapishanede birisini ziyaret ediyorsanız, korona sürecinden asker bu arada güvenliğini yani kontrolünü sağladığı için hapishane çevresinde onlar HES kodunu tabletlerle değil de kendi GBT sistemleriyle sorguladığı için HES kodlarını oradan da artık hapishaneye girerken zorluk yaşadığınız için hapishaneye girmek de zor. Efendime söyleyeyim. Yani yolda yürümek bazen zor. Tipinize bakarak gelip sen Asya işte deyip seni alıyorlar falan. Bu durum şöyle bu arada. Eğer mesai saatleri içerisinde denk gelirseniz şeye, GBT'ye, normalde sizi askerlik şubesine götürmesi lazım polisin. Ama polis diyor ki ben bunu niye yapayım? Ben şimdi durduğum yerden neden askerlik şubesine gideyim? Beni uğraştırmayın kardeşim deyip kendi hazırladığı tutanağı imzalatıyor. Ya da geç geç falan yapıyor. Ya da sen şey dersen GBT'de, ya memur bey benim askerlik durumu var dersen tamam tamam ben yapmayayım sen geç de diyebilir. Öyle bir şeyde ya da ben GBT seçeneği, askerlik seçeneğini kaldırayım öyle GBT yapayım diyeni de var. Çünkü bu polisin yapmak istediği bir iş değildi. Devletin en çok sıkıntı yaşadığı şeylerden birisi de buydu. Geçmişten itibaren sürekli polise bu görev verilmeye çalışılıyordu ama polis şunu da söylüyordu. Ben askerin işini neden yapayım? O yüzden sürekli karşı çıkıyordu ancak belli bir noktadan sonra karşı çıkamadığı ve İçişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı bir şeyde anlaştı artık. Polisin GBT'sine çıkıyor. Polis uğraşmak istemediği için GBT'ye götürmüyor. Yani çok gıcık birisine denk gelmediğiniz sürece arkadaşlar tutanak imzalarsınız. Vicdan iletçiyim yazıp imzalayabilirsiniz. Veyahut da tutanak iş yerine hiç katılmıyorsanız, yani hiç imzalamak istemiyorsanız, imzadan imtina hakkınız her zaman, her resmi belki de vardır. Kanunda imzadan imtina hakkını kullanıyorsan, neden kullandığına ilişkin de bir bilgi yazılması lazımdır ama polis de kanun bilmediği için genelde bunu size yazdırmaz. Bilse de yazdırmıyorlar. O yüzden yani çok gün içerisinde sıkıntı yaşamayabilirsiniz şanssız değilsiniz. Yurt dışına çıkışta GBT konusunda GBT yapıp yine tutunup tutup bırakıyorlar. Son zamanlarda onu da yapmadıklarını duyduk. Askerlik şubesine götürmüyorlar. Ama her ihtimale karşı sıkıntı yaşamayın diye mesai saatlerinin dışında uçak bileti alın diye öneriyoruz insanlara. Eskiden pasaport alırken zorluk yaşanıyordu. Çünkü pasaportu da kolluk veriyordu. Karakollar veriyordu. Şimdi onda nüfus müdürlüğünü aldıkları için pasaport almak da o kadar zor olmuyor. İşte bizden geçer o çeşitli mücadelelerle bu kazanımları elde etti normalde. Çünkü belli bir direniş olduğu için ve kamuoyu oluştuğu için bu kazanımlar elde edildi diye net bir şekilde ifade edebiliriz. Onun dışında LGBT'lerin durumları söz konusu. Çünkü yani özellikle translar ve tabii ki eşcinsel erkekler bu konuda sıkıntı yaşıyor. Onda da yani herkese yapılan bir askere gitmeden önce şöyle bir şey yapmam, muayene edilmek zorunda. Kişi askerliğe elverişli mi değil mi?
eğer kişi eşcinselse ya da eşcinsel olduğunu söylüyorsa veyahut da işte transsa bunu söyleyerek bu sürecin sonunda yani maalesef işte askerler işte olmadığına dair bir rapor alınıyor. Kişiler bunu tercih edebilir. Onlara kalmış bir durum. Eskiden bu arada şöyle oluyordu eşcinsel erkekler açısından özellikle. Şimdi kanunda yazılı değil. Ama yani bu ülkede kanunda yazılı olmayan çok şey yapılıyor. O rapor veren doktorlar da kendilerini kurtarmak, sağlama almak açısından kişinin ilişki anında gösterir video. Teknoloji çok ileri çünkü. Ya da fotoğraf. Onda da şey olacak. Pasif olarak tabir ediliyor. O pozisyonda zevk aldığını gösterir bir fotoğraf falan söz konusu olacak. Bir ara çünkü Der Spiegel'de mi ne? Bir ara şeyde açıklama yapıldı. Türkiye'nin hatta dünyanın en geniş eşcinsel pornoları Türk Silahlı Kuvvetleri'nde diye açıklama yaptı. Genelkurmay yalanladı bizde öyle bir şey yok diye. Bunu yapıyorlardı ama askeri bu konuda da kendisini geliştirdi. Artık askeri şubelerin çoğu kötüsüne denk gelmezse bu kişi ayrımcılığa dahi çok uğramadan işlemlerini halledebiliyor ama şöyle şimdi ayrımcılık deyince hep kötü diyoruz ya bu olayın kendisi zaten ayrımcı bir tutum. Onu da koymak lazım. Şöyle oluyor. Hastaneye gittiğinizde de size Minnesota Envanter Testi denilen bir test yapılıyor arkadaşlar. 500 sorudan oluşuyor. Samimiyetini yani gerçekten eşcinsel olup olmadığınızı ölçmek için bu anketlerde yapılan bir taktik vardır. Aynı soru 3 farklı yerde 3 farklı şekilde sorulabiliyor. Sizin bu testi başarıyla geçmeniz lazım. Bir süreçte bir arkadaş şöyle teste girdiğinde resim çizmesini de istemişlerdi. Diyorlar ki bir aile resmi çiz. Yani şimdi sen eşcinsel değilsen aklındaki aile prototipi bellidir. Kadın, erkek, çocuk. Sen şimdi bunu çizdiğin anda yandın asker. Yani şey değilsin, eşcinsel olamaz. Yani iki tane erkek çizmiş olman lazım. Çocuk zaten çizmemiş olman lazım. Ya da ne bileyim işte ince belli bardaktan mı çay içersin veya kupa bardaktan mı çay içersin? Yani şimdi kupa bardaktan çay içerseniz arkadaşlar eşcinsel olamazsınız. İnce belliden içmeniz lazım. Zarif olan bu falan. Onda da insanlar şunu yapıyordu mesela makyaj yapan insanlar da vardı. Hani çok abartmadan gitmeye çalışıyorlardı. Hani kandırmış gibi olmamak için falan. Ya da ne bileyim bir aile yakını tanık olarak istiyorlar. Veyahut da bir işte sevgilini, çevreden seni tanıyan birisini tanık olarak şey yapıyorlar. Bu kişi eğer açılmadıysa yine kişiyi ayrımcı bir nitelik taşıyor ama yani bir şey de şöyle yapabilirsin yani hiç eşcinsel dahi olmasan işte o testi başarıyla geçmeye çalışabilirsin falan. Sınırlar belli mi? Yani tam yani gerçekten şeyden ÖSS'den daha kolay yani LYS'den daha kolay bir dönemde yani gibi yani sorular çok zor değil arkadaşlar. Yani çevrenizde yapan insanlar varsa onları da sorabilirsiniz. Yani sonuç olarak onlara bir rapor veriliyor. Evet bu raporda bu psikoseksüel bozukluk yani olarak değerlendiriliyor. Bu da normalde ayrımcı bir şey. Çünkü eğer yazıyor olmasa dahi bir senin zaten mesela diyelim sen ailene açılmamış bir eşcinselsin ve girdin raporunu aldın. Kesin rapor senin adresine gönderiliyor. Verdiğin adresi. Şimdi aileye böyle bir şey geldiğini düşün. Kavga, gürültü olacak. Ya da diyelim bir işe gireceksin. Askerlik durum belgesi istiyorlar. Sen asker şey dedim mi? Askerliğe bir şey olmadığına dair rapor verdim. Sana gelecek ilk soru bu. Niye? Yani bu da ayrımcı maalesef bir durum. O yüzden o komple ayrı. Mehmet Taran bu arada eşcinsel bir vicdanlilikçiydi. O süreçte şunu dedi o. İşte bozuk olan ben değilim. Bozuk olan sistemin kendisidir diyerek bu yola hiç girmedi. Çünkü sürekli ona soruyorlardı. Yani. Hatta askerler de diyor al yani al da kurtulalım biz de kurtulalım. Çünkü mesela Halil Savda'yı adam böyle sandalyede oturuyor muayeneye götürecekler. Gel dedi seni muayene edelim de bir rapor verelim diyorlar. Hani çürük raporu verecekler. Diyor, o da diyor ki ben çürük değil mi? Diyor yani falan. Onun sandalyesine tutup zorla doktorun önüne götürüyorlar. Onlara raporu veriliyor. Mesela onda da öyle bir çürük raporu verilmiş. Hatta şunu da söyleyebilirim. Halil Savda deyince aklıma geliyor. Anayasada şöyle bir madde var askerlikle alakalı. Milletvekili olma şartları arasında yükümlüsü ise askerliğinin yapmış olma şartı var. Yani biz o yüzden şunu yapmak istedik. Zamanında yapamadık. Bir partiden bir vicdanlilikçi aday gösterelim. Yüksek Seçim Kurulu'na Yüksek Seçim Kurulu bu kişi askerliğini yapmamış yükümlüsü olduğu halde değil reddetsin.
Biz de dava açalım. Çünkü et tabi hak seçme haklarından biri. Yani seçilme hakkı engellenmiş oluyor. Vicdani reddi olduğu için. Bu arada hep öyle dedi istiyoruz ama Yüksek Seçim Kurulu şunu da söyleyebilir. Kardeşim anayasada bu madde var. Zorunluluk yok. Ben o yüzden senin milletvekili adayı yapabilirim diye de bir belge şey yapabilir. Hatta bizim şey vardı. Ercan diye bir arkadaş vardı. O HDP'den girmeye çalışmıştı. HDP de o süreçte yine rahat bir dönemdi. Bu kadar sıkıntı çözüm sürecinin olduğu zamanlar falan. O da yani bu yükün altına girmek istemediler açıkçası. Çünkü fiili olarak göstermek başka, hedef haline getiriliyorsun falan. Maalesef sadece Halis Avday'ı gösterdiler aday. O da rapor verildiği için yani bir vicdan yetici yani şey değildi, zorlayabilecek kimse değildi. İşte biz de hala... Yani işte onlarda biraz para mevzusu var. Yani vicdan yeticilerin çoğu arkadaşlar fakir. O konuda biz vicdan yeticilerine yani ücretsiz yani dayanışma olarak hukuki destek sunuyoruz ama vicdan yeticilerin çoğu fakir. Yani bilet parasını zor şey yapıyoruz. Ben mahkeme duruşmaya bakıyorum. Eğer ertelenecekse hiç diyorum 800 lira şu an. Adana'da duruşma var. 800 lira oldu bilet git gel. Yol masrafı 1000 lira buldu bir duruşma. Yani yazık insanlara da yazık. Yani ben de gitmeyelim falan oluyor. Onda bu arada akrabası evinde kalacaktım. Otelde kalamıyorum çünkü. Neyse. Fakir oldukları için genelde yapmak zor. İleride belki olabilir. Yani çünkü bu biraz vicdanlı mücadelesiyle alakalı. Umarım böyle bir milletvekili adayı da çıkar vicdanlı reçiden. Bu arada partilerden HDP'nin vicdanlı hakkının tanınması için getirdiği önergeler falan var. Bunlar tabii ki reddedildi. İleride her şey değişebilir bu arada. Biz de Vicdan Et Derneği olarak bir proje kapsamında meclise gidip çeşitli partilerle randevu almaya çalışmıştık. Buna MHP de dahil. Yani AKP'yi de geçtim. Artık gerçi çok fark yok ama o zaman biraz daha farklıydı. MHP'den bile aday yani randevu almaya çalışmıştık. Vermemişlerdi. Biz sadece HDP ve CHP ile CHP ile görüşebildik mi tam hatırlamıyorum da HDP ile görüştük. Onlar da destekledi bizi bu konuda ama daha sonra tabii biliyorsunuz çeşitli sıkıntılar söz konusu oldu. O yüzden seçilme hakkı maalesef engelleniyor. Umarım o da bir yolda çözülür. Bu arada eğer bunu yapılabilirse vicdan yeticilerin ilk devlete karşı atağı olur. Çünkü hep savunma pozisyondasın vicdan yetici olarak. Yani askerlik yapmayacağım ceza davası, bilmem ne yapmayacağım bilmem ne falan. Burada ben olmak istiyorum sen beni engelliyorsun. Bu bir atak söz konusu olabilir. Gündemde oluşturabilecek bir konu diye düşünüyorum açıkçası. Onun dışında benim şu an vicdan yeticilerin yaşadığı sıkıntıların olarak aklıma direkt başka gelen şey olmuyor. Bu arada evet sivil ölüm var dedik. Birçok şey var ama hastaneye gidebilirsiniz bu arada. Evlenebilirsiniz. Ben Ekim ayında evlendim. İşte onun konularda herhangi bir sıkıntı, sorun yok arkadaşlar. Yani eskisi kadar çok büyük sıkıntılar yok. Bir asker kaçağı vardı. Bu arada asker kaçağı demek arkadaşlar. Ben asker kaçağı değilim. Yani burada askeri birliğe katılıp da oradan ayrılmış olan kimse yoksa burada hiç kimse asker kaçağı değil. Bu yoklama kaçağı veya bakay olarak adlandırılır. Yani onu da söyleyelim biz asker kaçağı değiliz. Asker kaçağı olmak için askeri birlikten ayrılmış olmak lazım. Bir tane askerlik kaçağı vardı. O da evlendi mesela. Asker kaçağı olduğu dönemde evlendi. Çok büyük bir sıkıntı yaşamadı. O nasıl oldu? Onun askeri birliği Kıbrıs'taydı. Şimdi şey sıkıntı Türk Silahlı Kuvvetleri açısından. Şimdi senin toprağın değil yasal anlamda. Ve orada asker var. Şimdi o ne oldu? Türkiye'ye gelildi, kaçtı, bilmem ne yaptı. Hemen onun birliğini değiştirdiler Kıbrıs'tan. Türkiye'deki bir askeri birliği aldılar ki davayı orada açalım falan. Bu tip bir yola gittiler. Onun dışında dediğim gibi şu an aklımda olan bir vicdan yeticiler doğrudan ilgilendiren bir sorun. Benim açımdan şu an yok. Sizin de aklınızda başka sorular falan varsa. İltica hakkı kabul ediyor mu ülkeler vicdan yeticileri? Yani o konuda şöyle, şimdi siz bir devlete bir devlet kendisine yapılan başvuruyu eğer kişi geri gönderileceği ülkede başına haksız yere bir sıkıntı gelecekse kabul etmek durumunda oluyor. Şimdi vicdan yeticilerde, vicdan yeticilere uygulanan yaptırımlar işkence ve kötü muamele yasağı çerçevesinde değerlendiriliyor. Çünkü hakkında adam 9 dava açılmış. Hepsinden 1 yıl versen 9 yıl ceza davası olacak. Şimdi bu kişi Türkiye'ye geri dönerse hapis. O yüzden Almanya'dır, Fransa'dır bunu kabul etmek zorunda kalacak. O yüzden iltica hakkı olarak kullanılabilir bir durumda ki bazı devletler, çoğu devlet hatta yapıyor. Eskiden bir iki örneği vardı ama şimdi daha yani Almanya'dır, Fransa'dır
oturma izni veriyor vicdan üreticilere. O konuda çok büyük sıkıntı yaşamıyor insanlar. Sorun daha var. Şimdi normalde vicdan üretici açıklaması tek defa yapılıyor ya, hani bir defa yapıyorsunuz. Tazeleyen arkadaşlar var. Yok ama devletin peş peşe ceza vermesi kanuna aykırı değil mi? Bir suça bir de hani suç diye tanınması, hı hı. Bir suça bir kere ceza, yani 5 yıl önce hırsızlık yaptım. GBT'ye kadar sen hırsızlık yapmışsın, alıp beni karakola götürmesi gibi absürt bir durum değil mi bu durum? Ya ceza hukukunun en temel prensiplerinden birisi arkadaşlar. Bir suç varsa bir cezası vardır. Bir davası vardır. Sen aynı suçtan dolayı defalarca yapamazsın. Kanun şöyle düzenlemiş. Kanun suç olarak şunu değerlendiriyor arkadaşlar. Askere gitmemeyi şey yapmıyor. Kesinleşen idari para cezasından sonra yakalanmayı suç olarak düzenlemiş. Yani kopya çekmek suç değil, yakalanmak suç gibi bir durum söz konusu burada. Ama tabii kopya çekmek gibi basit bir şey olmuyor. Çünkü ben yaşamak zorundayım. Bir yerde çalışmak zorundayım. Sürekli yakalanıyorum. Ama mesela ben bir ara bunu taktik olarak kullanmaya başlayacaklar diye umut ettim. Bir nokta oldu. İlk önce hangi mahkeme? Bursa'daki bir mahkeme yaptı. Eruh Asliye Ceza Mahkemesi yaptı. Dedi ki, şimdi ben diyorum yani kesinleşen idari para cezasından sonra yakalanma suç. Mahkeme dedi ki ben dedi bu idari para cezasına dayanarak dedi. Zaten bir kere ceza vermişim bu kişiye. Ben aynı idari para cezasına dayanarak bu kişiye bir daha ceza veremem. Dedi ve davanın reddine karar verdi. Yani normalde hukuken bence biraz yanlış bir yorum ama sonuçta benim işime gelen bir yorum. Çünkü ceza almayacağım, bir kere ceza alacağım ve kurtulacağım. Sıkıntı olmayacak. Bir ara çeşitli mahkemelerde bunu yaptılar. Ben dedim işte taktik olarak herhalde böyle yapılacak. Ama gerisi gelmedi. En son Zana Aksu var. İşte bizim Eruh'ta davanın reddi aldığımız. Dava açılmasını reddetti idare para cezasına demek. Aynı kişiye maalesef Siirt'te dava açıldı. Önceki karara rağmen yeniden bir mahkumiyet kararı verdi mahkeme. Yani oradan biraz dönüş de varmış gibi. Taktik olarak kullanmayacaklar ya da bir kafa karışıklığı olmuş olarak değerlendirilebilir. Ama işte bu dediğin şey normalde bizim anayasa aykırılık iddialarımızda bir her mahkeme diyoruz ki kardeşim bu kanun anayasaya aykırı, sen bunu değerlendir. Ben hakimlere şöyle pazarlığa girmeye çalışıyorum diyorum. Tamam sen buna karar verme. Yani senin de başın ağrımasın. Anayasa Mahkemesi'ne gönder, onların başı ağrısın. Sen niye uğraşıyorsun falan. Açık böyle yani. Hakikaten bu şekilde tutanağı yazmıyoruz tabii bunu ama benim hakime dediğim bu. Hakimin anladığı da o. Ama yapmıyorlar. Şu aşamada bizim karşı çıktığımız şeylerden birisi non bis in idem işte yani. Tek suçun, tek kabahatin tek cezası olur, tek davası olur. Normalde böyle olması lazım. Bunun aksi anayasa aykırıdır. Biz 9 tane dava devam ederken bu arada Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptık bu kişi için. Daha karar bilmiyorduk. Biz dedik ki yani sırf insan vicdan üretici dava açman dahi zaten bu hakkın ihlaldir diyerek başvuru yaptık. Tabii ki Anayasa Mahkemesi herhangi bir karar, herhangi bir geri dönüş yapmadı şu ana kadar. Baroların vicdan üreticinin haklarını korumak için belli uygulamaları var mı? Varsa neler? Yani baroların benim bildiğim yok. Yani nasıl yok? Yok yani. Bir ara İstanbul Barosu'nun dergisinde vicdaniyetle ilgili makale çıkmıştı. Yani öyle bir koruma yolu değerlendirilebilir. Onun dışında baro ile ilgili herhangi bir konuda şey olmadı yani. Şimdi ben gerçi askerlik nedeniyle baroya başvursam hani hakkında böyle dava açıldı falan diye belki oradan bir şeyler zorlanabilir diye umut ediyorum. Ama yani barolara bulaştırmasak da iyi olabilir. Yani Türkiye'deki barolar çok etkin değildi. Yani İstanbul Barosu. Yeni avukatlar 81. sicili almaya başlayacak İstanbul Barosu'ndan. Kanunen İstanbul Birnoğlu Barosu'ndan. Yani mesela benim sicilim 50 bin. Ben 6 yıl önce avukat oldum. 6 yılda 30 bin tane avukat gelmiş. Yani o yüzden benim vicdanımdan dolayı sıkıntı yaşamam. Baro için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Benim yerime başka avukatlar da vardır. Şu ana kadar benim açımdan bir sıkıntı olmadı. Dediğim gibi benim idari para cezası vardı. Usulün uygun olmadı. Çünkü ben bilmiyorum. Bana vergi dairesinden ödeme emri gelince ben öyle bir şey olduğunu öğrendim. Ve vergi dairesinde vergi mahkemesinde, idare mahkemesinde iptal davası açtım. Bu dava ile görülüyor benim hakkımdaki dava. Onun sonucunu bekliyorum ben de. Bakalım nasıl olacak. Türkiye'deki bazı arkadaşlarım daha böyle sahibi vertalyan görüşteler ve bireysel silahlanmayı savunanlar da var aralarında.
Bireysel silahlanmayı savunmuş olmak, bununla ilgili yazılar yazmak, paylaşımlar yapmış olmak, ileride böyle bir dava açıldığında sizin az önce örnek aleyhinize aleyhine kullanılır. Kullanırlar. Kullanırlar. Şöyle, çünkü mahkemenin derdi bu kişi vicdan iletişi mi değil mi tespit etmek değil. Ben nasıl olur da bu kişiye vicdan hakkı kullandırmam? Çünkü mantık bu. Yani o yüzden sıkıntı. Ben mesela şöyle diyorum. Yani mesela Roboski örneğini alalım. Şimdi Roboski, sen şöyle vicdan ettiğini şöyle açıklarsan arkadaşlar, mahkeme kullanır. İşte ben Roboski'de işte Roboski katliamından sonra herhangi bir yargılama olmadığı için vicdan iletişiyim. Sen bu cümleyi kur. Mahkeme diyecek ki sen eğer Roboski'de işte bu Roboski olayı eğer yargılansaydı, ceza alınsaydı askerlik yapacaktın o zaman der ve seni vicdan iletişi olarak tanımaz. Yani ama şey mesela işte zorunlu askerliğin sonucu Roboski katliamıdır dediğin anda şey diyemez yani. Aleyhe bir yorum yapamaz. O yüzden konuştuklarımıza biraz açıklamalara dikkat etmek lazım. Zannetmiyorum ki bireysel silahlanmayı savunan birisini bu noktada şey yapsınlar, kabul etsinler. Yani o yüzden biraz zor. Yani Türkiye'deki durum biraz şeye benziyor açıkçası. Bu arada şeyi de söyleyeyim o örneği geçmeden önce. Yunanistan'da vicdan hakkı tanınmış anayasada. Komisyon var. Vicdan hakkının değerlendirildiği komisyon. Net olarak bilmediğim için biraz varsayım olarak yani duyduğum olarak söylüyorum. 10 kişilik bir komisyon. 10 kişinin 5 tanesi asker kişi. 5 kişi asker olmayan kişi. Siz bu kurulun karşısına çıkıyorsunuz ve bu kurul sizin vicdan iletişi olup olmadığınıza karar veriliyor. Sorulardan birisi şu. Eğer Türkiye Yunanistan'a savaş açarsa Türkiye'ye karşı savaşmaz mısın? Sen buna savaşırım dediğin anda vicdan iletişi değilsin. Efendime söyleyeyim. Evine hırsız girdi. Annen evde. Annene saldıracak. Sen bu kişiye saldırır mısın saldırmaya? Vurur musun vurmaz mısın? Diye bir soru soruyorlar. Sen ona vururum dediğinde vicdan iletişi değilsin. Diyerek başvurular reddettikleri örnekler var. Ama oradaki Yunanistan'daki vicdan iletişiler benim bildiğim şöyle yapıyor. Yani bu sorunun konumuzla bir alakası yok. O yüzden ben bu soruyu cevaplamayacağım. Ya da sen benim başvurumu reddedersen ben vicdan iletişi değil, total iletişi olurum diye bir tehdit var. Total iletişilik de şu, ben şimdi vatan hizmeti anayasada tanınmış falan filan. Ben diyor militarize olmayan bir görev yapabilirim. Vicdan iletişi bunu diyebilir. Çünkü bazen şunu da diyor, şimdi vicdan iletişi nasıl? Bazıları diyor ki askeri de tamam kardeşim sen eline silah alma ama git patates al. Askeri sistemde yer al falan diyorlar. Bazıları da hiç buna da girmiyor. Sen diyor tamam ben avukatım mesela. Sen o zaman kamuya yararlı bir avukatlık yap. Ücretsiz avukatlık yap. Bu mesela ben bunu kabul edersem vicdan iletişi herhangi bir sıkıntı yok. İşte bu total iletişilik. Onu da reddedersem devletin sana getirdi bu yükümleri de şey yaparsan total iletişim oluyor. Yunanistan'da bu çok istenen bir durum değil. Çünkü total iletişilik biraz daha anarşistlerin öne sürdüğü bir kavram, anarşistlerin sahiplendiği bir kavram olduğu için Yunan makamı tamam kardeşim lütfen falan deyip tamam sen vicdan iletişisin deyip böyle karar verebiliyorlar. O yüzden yani o açıklamalar, görüşler biraz bu konuda şey sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden biraz söylediklerimize, konuştuklarımıza dikkat etmemiz lazım. Çünkü şimdi militarizm nedir? Sen mesela o gerilla tipi savaşı militarizme sokuyor musun, sokmuyor musun? Şimdi bunun tartışmasını da yapabilirsin. Başka ama sokmadığın anda sen savaşı savunuyorsun deyip vicdan iletişi değilsin de diyebilir. Bu bence kişilerin kendisine kalmış bir durumdur. Eğer kişi bu, ya kendi sonuçta vicdan iletişi şudur, zorunlu olana karşı çıkmaktır. Yani nasıl profesyonel ordu geldiğinde sen buna katılıyorsan başka insanların da şiddet araçlarına başvurmasını vicdan iletişi olarak değerlendirmemek bence kişilerin olarak kalmış. Bazı abartılı örnekler söz konusu olabiliyor. Onlara ben de çok açıkçası yani içim yana yana cevap veriyorum. Şöyle demiş mesela bizim derneğe gelen sorulardan birisi oydu. İşte ben Müslümanım. Sıkıntı yok. Çünkü Müslüman vicdan iletişiler de var. Şey diyor ben askerlik yaparım diyor. Bu konuda sıkıntı yok diyor. Elime silah versinler insanları da öldürürüm diyor. Bu konuda da sıkıntı. Ama diyor ben sakalımı kesmek istemiyorum diyor. Yani çünkü yani yapamam falan. Şimdi ben bu insana vicdan iletişim yani net bir sağlıklı bir şekilde söylemek zor olabilir. O yüzden
Bu biraz daha keşke o tartışmaları yapabilsek diye düşünüyorum ama şu an maalesef o konumda değiliz. Bir soru daha bekliyorum. İki kavram ilgimi çekti. Biri milliyetçi vicdanletçiler neye dayanarak vicdanletçiler çıkıyorlar. İkincisi de kadın vicdanletçiler. Tamam. Şöyle, şimdi Muhammed Serdar Delici'ydi yanılmıyorsam. Diyor ki ben askere gitmeden önce milliyetçiydim. Askere gittiğinde de milliyetçiydim ama diyor benim düşüncemdeki milliyetçilik, benim düşüncemdeki askerlik bu değil. Yani burada yapılan zulümdür. Yani diyerek bir karşı çıkışı var. O yüzden diyor ben diyor bunu milliyetçiliğime yediremiyorum diyor. Çünkü Türk diyor böyle ite kaka şey yapılamaz diyor falan. Aşağılanamaz anlamında bir şeyler söylüyor. Mahkeme diyor ki yok diyor milliyetçilik vicdan meselesi kapsamaz diyor. Böyle bir durum söz konusu değil deyip reddediyor. Yani o da milliyetçilik çıkış zamanları. Sizden de alacağım soruyu aklımda. Hemen bitireyim. Çıkış zamanları biraz daha özgürlükçü. Hani mesela işte Sırbistan'ın bağımsızlığını sağlamış bir hareket milliyetçilik ya da Yunanistan'ın birçok devlet için bağımsızlık anlamına gelmiş ama tabii ki şu an o zaman da tartışılırdı ama şu an iyi deneyi hiçbir özgürlükçü tarafı olmadığı için yani tabii ki tartışılır bu durumlar ama yani kişilerin sonuçta kendi kanaatleri ne kadar karışabilirsin bu konu orası biraz tartışmalı. Kadın vicdanletçiler açısından Türkiye'de evet zorunlu askerlik sadece erkeklere getirilmiş bir durum ama şimdi savaş çıksa yani ilk zulmü yaşayacak, yani savaşta ilk önce şey derler. Gerçi kadınlar diyor ki ama kadınlar da onu karşılıyor. Savaşta ilk önce çocuklar ve gerçekler ölür diyorlar. Bence buna kadınlar da dahil. Çünkü bir savaş çıktığında en çok zulmü kadınlar yaşayacak. Neden? Ya çünkü savaş demek erkeklik demektir. Yani çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Çünkü savaşta eskiden beri işte düşmanın kadınını sahip çıkmak, düşmanın kadınına işte tecavüz etmek, onları tecavüz olarak değerlendirmek, ele geçirmek falan hep erkeklik olarak yüceltilmiş. Savaşta bu bir ganimet olarak, evet, ganimet olarak nitelendirilmiş bu durum. O yüzden kadınların vicdanliyetçi olması oldukça anlaşılır bir durum. Özellikle Türkiye gibi bir durumda. Çünkü yani şunu diyor yani ben diyor askerlik karşıtıyım, karı gibisin bilmem ne falan hep bu erkeklik şey yapıyor. Şimdi mesela milliyetçilik de bağlantılı tabii ki. Sünnet düğününe gidiyorsun. Sünnet düğününe gidiyorsun ve Türk bayrağı var. Yani neden Türk bayrağı var orada? Çünkü değil yani. Çünkü o milliyetçilikle erkekte bir görme eğilimi var. Hakim bir militarize durum olduğu için Türkiye'de kadın vicdanliyetçilerin olması gayet doğal. Çünkü savaşta en çok zarar gören de kadınlar oluyor. Bu arada vicdan hareketini de normalde güçlü kılıyor. Güney Amerika, yani Latin Amerika'da Paraguay'daydı zannediyorum. Güçlü bir kadın vicdanlet hareketi vardı. Orada zorunlu askerlik direkt kalktı. Mesela vicdanlet direkt gelmek yerine direkt kalktı. Çok güçlü bir hareketti. Ama mesela İsrail gibi bir yerde erkekler 3 yıl, benim bildiğim kadınlar 2 yıl askerlik yapıyor. O nedenle orada zaten kadın vicdanletçiler var. Filistin meselesinden dolayı zaten ceza alan kadın vicdanletçiler de var. O yüzden kadın vicdanletçilerin olması gayet normalde anlaşılır bir durum. En son bir soru var. Dünyadaki ülkeleri kategorize edersek mesela 10 kategori diyelim en rahatı işte tamamen hiçbir şekilde yani kamu görevi bile dayatmayan ülkeler. Evet. Diyelim ki en kötü de diyelim İsrail kadınlardan ilgili. Yani bu kategoride biz baskıcı sonları yani baskıcı dilimde miyiz ortalarda mıyız? Yani şimdi bu biraz tabii ki demokrasi tartışmalarıyla biraz yürüyebilir. Şimdi mesela ne diyeyim? Mesela İran'da demeyeyim de mesela çok daha böyle demokrasiden nasibini hiç almamış yerlerde vicdanetçi olmak zaten zor. Hani o, evet, oraya gelmezse Kuzey Kore, oraya gelmek zor. Ama işte değerlendirebileceğimiz ülkeler arasında en kötü ilk 3 ülkeden birisidir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Çünkü Azerbaycan yani daha yeni savaştan çıktı. Ermenistan'da bir savaştan çıktı. Yani fotoğrafı hatırlıyorum ben. İşte Aliyev Ermeni askerlerin öldürülen Ermeni askerlerin kasklarından oluşturduğu bir yoldan yürüyor falan. Yani böyle bir iklimde bunlar vicdan hakkını anayasada tanımış. Kanunlarda henüz benim bildiğim düzenleme yoktu. O yüzden ama tanımış. Yani bizim anayasada o bile yok.
İlk üç şöyle oluşuyor bende. Ben Türkiye'yi bu arada çok kötü zannediyordum. İsrail'li bir vicdan iletişiyle konuştuk, bir etkinlikte konuştu. Güney Kore çok kötü durumdaydı açıkçası. Evet, Güney Kore, İsrail, Türkiye, bu üçü gerçekten kötü durumdaydı. Çünkü Güney Kore de mesela şu an Türkiye'de hiç vicdan iletişi hapiste değil. Öyle bir durum var. Ancak Güney Kore'de onlar zaten yüzlerce vicdan iletişi hapisteydi. Ama Güney Kore'de en son yaptığı bir atakla Anayasa Mahkemesi dedi ki bu zorunlu askerliği kaldır. Onlar da iyi bir yola girmeye başlamıştı ama son durum nedir bilmiyorum. O yüzden en kötü ilk üçte rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü yani mesela İsrail varlık amacı artık şeye dönüşmüş durumda maalesef. Savaş işte Araplara işte Filistinlere karşı savaş. Bir roket geldiği söyleniyor. Ve direkt sirenler ötüyor. Herkes masanın altına oraya giriyor. Yani toplum yüksek miktarda militarize edilme durumu var. Türkiye'de bu biraz da artık buna çok gerek duyulmuyor. Onun da şeyi vardır. Çünkü Türkiye, yani 6 yaşındasın Türk'üm diye başlıyorsun. Türk olmasan da. Sünnet ediliyorsun. Allah tamamı neredesin askerlik bilmem ne. Oyun yani erkeksin. Yani erkek olarak tanımlanmışsın. Mavi dışında çok bir şey giyemezsin. Yani kırmızı bile giyemezsin. Neredeyse. Ne bileyim militarize şu şekilde. Sokağa çıkıyoruz. Şimdi 14 Şubat'a yaklaşacağız arkadaşlar. 14 Şubat'ta siz hepiniz hediye bombardımanına tutulacaksınız. Bombardıman çok güzel bir şeymiş gibi. Hediye bombardımanı, militarizm o kadar yani sevgililer gününe kadar bulaşmış bir toplumda yaşıyoruz. Biz bunu bazen göremeyebiliyoruz. En ufak bir işaret bile sıkıntı. Yani en liberal partide bile arkadaşlar milliyetçi savunan milletvekilleri falan var maalesef söz konusu. Biz içinde nasıl bir durum olduğumuzu bilemiyoruz. Çünkü mesela bizim Avrupa'dan vicdan iletçiler, onlar da artık çoğu halletmiş olduğu için biraz yaşlılara kalmıştı. Savaş karşıtı hareket. Konuşurken, kendimizi anlatırken biz bayağı kötüymüşüz duruma geliyoruz. İçinde yaşadığımız için, işte kurbağa misali, suyu yavaş ısınan kurbağa misali. Çok anlamıyoruz ama maalesef ilk üçe sokabiliriz Türkiye'yi o yüzden diye düşünüyorum. Son bir soruyla ben bitirmiş olayım. Baktığınız zaman Türkiye'de bu vicdan iletişi hareketi yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi var. Bu süreçte buna yani bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyememesine sebep olan kurum veya durum olarak neyi gösterebilirsiniz? Yani Anayasa Mahkemesi'nin üzerine düşeni yapmıyor. Kanunlar mı yetersiz veya fazla baskıcı? Anayasa mı bu yönde düzenlenememiş? Hı-hı. Veya siyasi politik bir tutum mu? Yani sizce sorumlu kim? Buna baş sorumlu kim sizce? Ya, sorumlu evet varız. En başa sorun bence biziz. Çünkü yani sünnet düğününde Türk bayrağı asarsan ya da asılmasına engel olamazsan şey yapamazsın yani zorunlu askerlikle mücadele etmek zor olur. İkinci olarak ya ben mahkemelere çok güceniyorum açıkçası. Yani sadece kanun uygulayacaksın ya. Senden kanun uygulamak dışında hiçbir şey istemiyoruz. Ben vicdan hakkının getirilmesini yani çok elzem görmüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında orman görevlilerinin ilişkin bir madde olsa, TRT'ye ilişkin bir madde dahi olsa hani vicdan de olması gerekir diye düşünüyorum ama hani şu an bile gerek yok. Şu an herhangi bir kanun düzenleme yapılmasına gerek yok. Hakim diyecek ki hadi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını da geçtim. İşte anayasada din ve vicdan özgürlüğü var. Sıkı yönetimde dahi kaldıramıyorsun, askıya alamıyorsun. Bir de anayasada zorunlu askerlik yok. Kanunda var. O zaman anayasa uygularım deyip anayasayı uygulayabilir herhangi bir mahkeme. Cesaret maalesef edilmiyor. İşte daha sonra yani siyasilerin de bunda payı var. Ya eskiden yani şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yani çok inkar eden bir toplumuz. Yani 10 yıl öncesini bilmiyoruz. En yani son bir tane HDP milletvekilinin fotoğrafları falan çıktı. Ya da ne bileyim bir tane gazeteci alıyor. Öcalan'la görüşmüş. Ya gazetecilik yapmış. Yani mesleği tamamen gazetecilik. Övmüyor bir şey yap. Mehmet Ali bir arkadaşlar Mehmet Ali Birand gerçekten yani ya şöyle bir şey çıkıyor yani 28 Şubat sonrasındaydı işte bu bilmem ne andatçıları bir tane Şemli Sakık mıydı? Bir tane şey ele geçiriyorlar. Askerin hiçbir işi yok. Kendi gazetecisine, kendi şeyine şey yapıyor. Ceza şeyi başı toplumda maalesef. İzliyor yani. Şu an mesela Mehmet Ali Birand'dan geldiğimiz nokta
Mehmet Ali Birant'tan geldim. Ahmet Hakan. Hani. Yani bir tanesinde bütün baskılara rağmen gazetecilik işini yapmaya çalışan bir kişi var. Şu an gördüğüm şeyde kendi tartışma programına çağırdı konuğa. O terör örgütü mü değil mi? Yani buna cevap verip zorlayıp adam katliamına giden yani katline giden yolu açan bir gazeteci var. Maalesef işte kötüye gidiyoruz. Ben suçu biraz toplumda buluyorum. Bizde buluyorum açıkçası. Hani ben de mesela çevreyi çok değiştirememiş olabilirim. Ama insanların çoğu şöyle bakıyor arkadaşlar yani. Şu kişisel olarak bir hikayem var onu anlatayım. Kız istemeye gittik abim için. Bana dediler ki bak şimdi gideceğiz. Bu kız isteyeceğimiz kişi bu arada. Emekli albay. Bana dediler ki sen sus. Ben de tamam dedim abimin mutluluğuna geçecek halim yok falan. Neyse bu arada o adet vardı. Çerkezler zannediyorum. Yani Çerkezlerin çoğunda vardı. İşte mesela kız isteyen yani o gençler evde olmayacak. Başka evde olacak falan. Neyse o başka evde değildi. Aynı evdeydik. Ben dayanamadım. Çünkü sürekli ben şeyde görüyorum. Filmlerde görüyorum. Herkes birbirine nasılsın diye soruyor. Acaba gerçek mi diye gideyim dedim. Zorla yani salona girdim bir şekilde. Oturuyorum falan. Hakikaten herkese siz nasılsınız diye soruyorsunuz. Neyse bana dediler ki askerliğini yaptın ben. Yani genç. Ben tam böyle bir şey cevap verirken oradan bir tane işte yine yaşlı bir şey çıktı. Dedi ki ne yapacaksın askerliği dedi. Ya yapma dedi. Çünkü askerliğini yapmış ya da emekli albay da katılıyor. Çünkü askerin ne olduğunu, savaşın ne olduğunu askerler maalesef daha iyi biliyor. Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu. Buradaki savaş filmlerine, propagandasına, milliyetçi propagandalara kalmış. Çünkü ölecek olan kişi asker. Yani öyle de bir sorun var. Gencecik insanlar öldürülüyor. Gencecik insanlar ölüyor. Yani buna hiç normalde gerek yok. Yani bir de önümüze de şey gelmiş. Yani 30 mesela şey de var işte. Kürtlerle yapılan bir savaş söz konusu. Bütün Kürtler olmasa da. Yani yıllardan beri savaş var. Yıllardan beri insanlar birbirini öldürüyor. Yıllardan beri oraya para akıtılıyor. Yıllardan beri orada bir şey. Yıllardan beri yapılan o kadar çok hata var ki tek yapılmayan şey yani biraz daha şiddetsiz bir yol. Bir tartışma, bir diyalog. Evet bir konuşma, bir diyalog. Maalesef şöyle bir bence şans yani diyalog da çözülebilecek bir mesele ama şu an bıraktım diyaloğu önermeyi. Şu an ben öneremem. Döverler çünkü yani hapse atarlar falan öyle canlı yayında şunu olma eskiden vicdaniyetçiler de konuşuyor Mehmet Aran'ı ben hatırlıyorum Habertürk'te hatırlıyorum annem diyor ki sizden birisi çıkmış televizyonu izliyorum diyor falan şu an beni çıkartmazlar çünkü yani savaş çığlığı atmadığın sürece ya da hani eleştirmediğin sürece ya ben hala anlamıyorum mesela CHP en son nasıl savaş tezkeresine hayır diyebildi. Bu çok şaşırtıcı geliyor. Maalesef öyle bir toplumuz. O yüzden suçlu biziz diye düşünüyorum yani. Soru bak soru geliyor. Tamam gelsin. Şimdi tam CHP'ye varmışken ben de onun üzerinden bir soru soruyordum. Bu yaz Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme olmuştu. Ben de orada dile getirmiştim. Bizler de işte hakkını tanımayı düşünüyorsunuz diye bunu vaat ediyor musunuz? Onun şöyle bir söylemi oldu cevabı. Dedi ki şu an toplumda yani yeteri kadar bu konu pişmedi. Toplumda pişsin. Daha çok kamuoyunda tartışılsın. Bir siyaset kurumu olarak evet. Yaparız. Mimarinde bir cevap verdi. Aslında sizin az önce söylediğiniz şeyle de alakalı. Yani şu an ben Türkiye'de kimle konuşsam özellikle askerliğini yapmış olan insanlardan hiç kimse bana askere git bak bu güzel demiyor. Herkes bu yolunu bul da evet. Gitmedi. En milliyetçisi de böyle söylüyor. En yani anti milliyetçisi de böyle söylüyor. Kendi milliyetçi arkadaşlarımdan gitmek isteyen, koşa koşa giden hiç kimse görmedim. Yani bu kadar aslında bu konu geniş bir toplumsal evet. Kesimde karşılık bulurken neden bu kadar ses az çıkıyor, bu kadar az tartışılıyor? Neden bu kamuoyunda daha... Yani cesaret işi bence biraz. Toplum maalesef şu düşüncedeyiz. İnkar toplumuyuz biz açıkçası. Yani sen çok net bir şey hatırlıyorum. Pertek değil de Palu, Elazığ'a bağlı bir ilçe. Bir vicdan için davasına gittik. Yolda geri dönüyoruz mahkemeden. Otostop çeken bir yaşlı amca vardı. Orada çok normaldir. Alırsın arabanı. Aldık arabayı. Adam güzel güzel konuşuyor. Çok güzel. Mesela diyor burada diyor. Ermenilerin yine mallarına el koyulmuştu. Orada bir şey yapılmıştı. Ermeniler daha sonra sahip çıkmıştı. İyi de iş yapmıştı falan. Oradan olduğu için konu oradan açıldı. Adam dedi ki biz dedi
şu kadar sene önce şu kadar Ermeni öldürdük dedi falan. Samimi ama sonra bizim karşı taraftan olduğumuzu öğrenince vay siz vatan hainleri, vay biraz önce sen ne diyordun, şimdi ne diyorsun yani böyle inkar toplumuyuz maalesef. Çoğu kişi şey yapıyor ama ya, laf gelecek, sağdan laf gelecek, soldan. Ya, bu baskı çok daha büyük. Mesela mahalle baskısı denilen bir şey var. Ya, kelimenin anlamı bence onu karşılamıyor. O ne diyecek, bu ne diyecek? Yani bu çok büyük yani insanların eylemlerin harekete geçmesinde de sıkıntılı. Kulağını kapatmadığın sürece iş yapamıyorsun. Yani gençsen sen bu işi yapamazsın. O insan şunu yapamazsın. Yani tamamen bir inkar meselesi. Şey çok güzeldi mesela. Ya şöyle bir hakikaten komik olarak anlatmadığımız sürece işin içinden çıkamıyoruz. Meclisi görüyorum. O zaman Sırrı Süreyya Önder meclisteydi. Birisi demiş ki Avrupalılar şunu söylüyor. Mesela su akar Türk bakar demişler. O yüzden biz bakmayacağız. Biz baraj yapacağız. Biz onu yapacağız. Biz bunu yapacağız demiş milletvekili. Sırrı Süreyya diyor ki ve haklı biçimde ya diyor bu insan doğayı zarar vermemiş, doğayla beraber yaşıyor. Hani sen buna nasıl olumsuz değerlendirebilirsin? Onu alkışlayan da MHP sıraları. Yani bilmiyorum öyle saçma bir toplum içerisinde oldu musun? Bir inkar toplumu. Biraz işte cesaretli olmak gerekiyor. Cesaret çok kırılabilecek bir maalesef nokta. Çünkü yani en özgürlükçüyüm diyen insanlar dahi, en işte toplumu örgütlemek isteyenler dahi bir noktada bir yanlış yapan olursa o yanlışı kendisi de yaptığı için herhalde onu saklamak için ona dövüyor. Yani bir değiştirme, bir dönüştürme, tahammül yok. Yani trafikte gidiyorsun ilk şeyde dayak yersin. İnsanlar kavga, ben mesela kavga etmek istemiyorum diyorum ki yani kavga etsem askerlik falan. Değmez diyorum yani bu değmez yani. Yolda gidiyorsun şurada çöp var elindeki şeyi oraya atmıyorsun falan. Biz maalesef işte bir İnkar toplumuyuz. Biz kendimizi maalesef sevmiyoruz. Yani biz evimize atmadığımız çöpü sokağa atıyoruz. Sokak başkasınınmış gibi. Yani bilmiyorum bir ait olamama durumu var herhalde. İşte bir inkarla da kaynaklı oluyor ama ya ben güzel örneklerde görünce açıkçası umut ışığı oluyor. Çünkü mesela işte Vietnam Savaşı'nda da herkes savaşçıydı ama bir kişi karşı çıkmaya başlayınca ondan cesaret alan başka insanlar da çıktı. Çünkü cesaret normalde bulaşıcı bir durum. Bulaşıcı bir şey. O yüzden biraz cesur olmamız lazım. Çünkü gündelik ilişkilerimize dair sevmiş bir şey var. Sevmiyoruz ya. Karşımızda kişiyi sevmiyorum diyemiyoruz falan. Başka şey söylüyoruz falan. Gel ama sıkılırsın diyoruz mesela. Yani böyle yaparsak tabii ki bir yere varamayız. O yüzden komple bir değişime dönüşme lazım. Çünkü inkar hakikaten Türkiye'de yaşıyoruz. Yani kulüp diye dizi çıkıyor arkadaşlar. Yani ya 1955 çok uzak da değil ya da yani bilmiyorum yani ben anlamıyorum ki mesela en sol, en feminist, en solcusu gidiyor kulüp tazminatı niye gündeme getirmedin diyor. Kulüp dizi yani tazminatı niye gündeme getirsin? Yani kimsenin haberi yok 1955'te olanlardan. Anlatmıyoruz. Saklama eğilimi var. Herkes de var şu an. Bende de vardır. Başkasında da vardır. Saklama eğilimi var. 1955'te yüzleşememişiz. Kaldı ki 1915. Yani Ermeni milletvekili varmış eskiden. Yani Kirkor Zohrab adam alıyorlar. Bir yerde başını eze öldürüyorlar. Biz kimse kimseye bunu söylemiyor. Sadece öldüren diyor ki ben nasıl öldürdüm? Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne bileyim Topal Osman çünkü birisini öldürüyor. Sonra Topal Osman'ı öldürüyorlar. Kimse dün Topal Osman'a sahip çıkan da Allah belasını versin çok kötü adamdı diyor. Yani böyle bir şey saçma bir durumun içerisindeyiz. Yani biraz yüzleşmemiz lazım açıkçası. Ben yüzleşebildiğimizi düşünmüyorum. Bence biraz da yani kötümserim bu konuda. Yani ya yani Ankara'nın göbeğinde bir kadının sırtına oklavayla vura vura cin çıkartmaya çalışıyorlar. Biz sadece bunu üzülerek seyredebiliyoruz. Yani bilmiyorum biz yani şu an bir son benlerdeymişiz gibi geliyor bana. Hani yani açıkçası hakikaten toplum çok saçma bir yere gidiyor. Yani insan geçmişi düşündükçe şey olabiliyor yani. 200 bin de İmam Hatip öğrencisi vardı, gurur duyuyor, bilmem ne yapıyor ama o öğrencilere sahip çıkılmıyor. Velet falan deniliyor. Yani herkes de gözün diyor ki benim çocuğum ondan intihar etme, ateist arkadaşları vardı diyor, babası diyor. Çocuğun daha yeni ölmüş.
Bilmiyorum, bin tane saçma sapan durum var ama işte ne bileyim, şöyle sokağa çıkınca arkadaşlar, yerden birisi çöp alıp bir yere atınca ben umutlanıyorum. O yüzden en küçük şeyi de görünce umutlanma eğilimi doğuyor. O yüzden birbirimize sahip çıkarsak, birbirimizi desteklersek, direkt düşman ilan etmezsek, düşman politikasını bırakırsak bence biraz daha iyi olur açıkçası. Bu güce çok tamah etmemek lazım. Yani polis bile bazen farkındalığa erişiyor. Gezi zamanını izlemiştim. Polis şey diyor. İşim bitmişti diyor. Eve giderken fırından ekmek alacaktım. Televizyonda polislerin diyor birisini dövdüğünü gördüm diyor. Utandım diyor. Yani bir polis olarak o yönden utandım diyor. Sonra fark ettim ki diyor, kask numarası bana ait. Bilmiyorum. Nasıl olacak yani? O yüzden tam emin değilim ben de o konuda. Bir soru daha vardı galiba. İlave soru değil de aslında İslami kesim 28 Şubat'tan sonra rejim muhalifi çizgisiyle konjonktürel olarak bu konularda şeydi, yani biraz daha hassas gibiydi. Ama 15 Temmuz'la birlikte kutsal devlet anlayışına çoğu dini grup döndü. Mesela 2010 olabilir, Enver Aydemir için biz Eskişehir'e gittiğimizde ben Fatih Tezcan'ı görmüştüm orada. Evet. Şimdi bu adam en büyük devletçi oldu yani. Bu savaş karşıtı hareket çok muzdarip bu konuda. Fatih Tezcan var, o Nagihan Alçı mıydı? Yani bu şu an işte ha şey, Hilal Kaplan. Wow. Yani o var. Yani yani. Nerede ben açıkçası aydınlıkçı harekete bakıyorsun arkadaşlar. Gerçekten bilmiyoruz. Günzel'in kitabını okumuştum. O zamanın aydınlıkçı tayfası şu. Günzel'i var. Anarşist. Doğu Pençek var. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Halil Bektay var. Liberal olarak biliniyor. Ruşen Çakır diyorum. Oral Çalışlar var. O da liberal. Cengiz Çandar var. İbrahim Kaypakkaya var. Yani nasıl oldu o oldu? Yani bu kadar mı değişti? Tamam, insan değişir mi? Yani geçmişte anlamlandırmak zor. Dün yaptığımızı bugün işte inkar politikası ondan geliyor. İnkar ediyoruz falan, öyle bir sıkıntı. Mesela işte kandırıldık diyor. Vay efendim kandırdık. Sonra kandırılmadım diyor. O alkışlıyoruz. Yani şeyimiz yok. Ayrım. Yangın çıkıyor, çay atıyorsun. Yani bilmem. Böyle bir topluma döndük açıkçası. Kötü bir toplum olarak bence kötü bir noktadayız. Hakikaten kötü. Bu nasıl düzelebilir diye düşünüyorum. Ben açıkçası çıkış yolu çok bulamıyorum. Yani biraz işte kendinden olmayana saygı, ya saygı duymak da zorunda değilsin de konuşabiliyor olman lazım. Eskiden maalesef biraz daha iyiymiş. Şimdi eskiden de kötü. Şimdi 1960'larda, 70'lerde falan. Şöyle evet, yine mesela solcu dediğin için ya da irticar diyerek insanlar hapse atılıyordu. Ama ne bileyim, Mehmet Ali Aybar diye bir kişi hapishaneye düştüğünde, birisi ziyarete geldiğinde müdür dövmüyordu. Yani müdür bir şey yapmıyordu. İyi bir koşulda görüştürüyordu. Onunla konuşabiliyordu. Yani ben bir tane vicdanlıca arkadaşın sofrasına konuk olmuştum. Çok şaşırdım. Aynı masada polis var mesela. Asker vardı, muvazzaf asker, ama tabii ben çok kimliğimi açıklamak istemiyorum falan. Mesela işte beni hapishane ziyaretine gideceğim falan. Sağ olsun o asker beni bırakmıştı hapishane ziyaretine. Hapishanede bu arada örgüt üyeliğinden yatan birisini ziyarete gidiyorum falan. Öyle bir pozisyon. Yani bu biraz zor olsa da bence bunu biraz şey yapmak lazım. Yani yüzleşmek lazım, konuşmak lazım. Geçmiş unutmadan konuşmak lazım. Unutuyoruz. Çünkü mecliste şu an aşırı milliyetçi partinin milletvekiline bakıyorsun. Bir kişi, bir gazeteci öldürmüş. Ya solcu denilen birisini öldürmüş ama şu an mecliste. Yani o nasıl mecliste giriyor falan. Bilmiyorum böyle. Yani bazen hakikaten anlamlandırmakta bana zorluk geliyor ama işte biz birbirimize bakar, birbirimize yüzüne bakarken yalan söylememek. Yalan söylemezsek her şey çözülürmüş gibi geliyor bana. Umarım yalan söylememeyi beceririz diye düşünüyorum yani. Bakalım kısmet. O zaman son toparlamak adına şöyle bir şey bekleyeceğim size, hani çözüm önerisi sunabilmek adına. Toplumsal değişim sadece vicdan direkte değil, birçok konuda artık ihtiyacımız olan bir şey. Geldiğimiz noktaya örneklerle. Çözüm önerisi olarak peki son olarak ne önerebilirsiniz? Buradan siyasi partilere bir şey, bir beklentiniz var mı? Ya da onlar sizinle hiç görüştü mü? Görüşmeyse hangisinin görüşmesini beklerdiniz? Mesela ben AKP'nin bile görüşmesini beklerim. Çünkü şöyle diyorum.
Ben de işin stratejisindeyim. Yani diyorum ki vicdanı ret. Hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. AKP özgürlükçü olduğunu göstermek istiyorsa hani hukuka uygun olduğunu vicdan et de tanırsa diyorum. Çok büyük bir adım olmuş ona. Öyle yaklaşmak zorunda şey yapıyoruz da. Yani ben biraz Tolstoy'un güzel bir sözü vardı. Herkes dünyayı değiştirmek ister ancak kimse o değişime kendisinden başlamak istemez diye bir şey var. O yüzden o dönüşüme kendimizden başlamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden en başta dilimize biraz dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela işte kadın karşıtı söylemleri artık bırakmamız lazım. Yoksa yani kadınlar öldürmeye devam edecek. İşte milliyetçi söylemleri bırakmazsak işte Kürtler artık Suriyeliler öldürmeye devam edecek. Yani şöyle bir olay var. İzmir'de evet 3 tane Suriyeli göçmen yakılarak öldürülüyor. Yani ırkçı da bir şey. Ama mesela onun arkasında bir başka ilişkiler de olabilir. Mesela o öldüren kişiler ırkçılığını öne sürerek başka bir şeyleri de gizliyor olabilir. Çünkü sorgulamıyoruz. Bir şey gördük mü işimize geliyor hemen paket yapıp atıyoruz. O yüzden biraz kendimiz de dönüştürmemiz, kendimiz de yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siyasi partiler kendileriyle ne kadar yüzleşebilir? Bilmiyorum yani mesela. Zor geliyor bana. Siyasi olmak biraz şey zor yani o. Şundan dolayı söylüyorum. Toplumsal değişime evet ihtiyacımız var ama siz bundan çok muzdaripsiniz. Evet. Burada çok fazla genç arkadaşlar ileride ne olur bilemiyorum. Belki muzdarip oluruz veya olmayız. İnsanlar sonuçta ondan zarar görüyor. Yani evet. O bireylerin korunabilmesi adına siyasi partilerin bir harekete geçmesi gerekiyor. Yani şöyle zaten mesela ne yapıyor? Tayyip Erdoğan'dır, Sağlık Bakanı'dır. İnsanlar aşı olsun diye kendileri aşı oluyor. Yani bir örnek olma durumu maalesef var. Biraz örnek olmaları lazım diye düşünüyorum. Söylemleri yumuşatma, yani bundan sonra yumuşatmaları lazım en azından. Yani biraz zor gözüküyor ama en azından bundan sonra. Bundan önce de unutmasınlar, hesabını versinler, yüzleşsinler. Askere giderler. Evet, o da olabilir. Yani milliyetçiysem demek ki gitmem lazım falan diyeyim. Sıkıntı olabilir. Yani bilmiyorum, biz birbirimizden başlayalım. Yani ben de mesela bazı şeyleri görüp ses çıkarmadığım durumlar da oldu. Yani şeyi yapmamak lazım. Yani çülük ve lülük. Yani böyle mesela örgütçülük yapmamak lazım. Örgütlülük yapmak lazım. Ya da ne bileyim taraftarlık yapmamak lazım. Bizim en iyi yaptığımız şey taraftarlık. Taraftarlığın sonu sokakta küfür etmektir. O yüzden taraftarlık değil de taraf olalım yani. Böyle bir mütevazı olalım bence. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorsun ama hiçbir şey yapmıyoruz ondan sonra. O yüzden çok büyük konuşmadan biraz bence mütevazı olmak lazım diye düşünüyorum yani. İşte yani devrim yapmak, devrim olmak lazım. Sen eğer bir şeyleri değiştirebilirsen kendinde, bunu çevrene gösterebilirsen diğeri de bence bundan şey alacaktır. Biraz polyanacılık ama bundan başka maalesef yolu yok arkadaşlar. O yüzden biraz değişime kendimizden başlamamız lazım. Kendimize daha az yalan söylememiz, hatta hiç yalan söylememiz lazım. Ama tabii bazen yalan şey yapabiliyor ama yani yalana inanmamak lazım. Madem daha yalan da söylüyorsa yalana da inanmamamız lazım en azından. Yoksa yüzleşme toplumu olarak düzelme imkanımız maalesef çok kalmıyor açıkçası. Evet, yani. Ama ben şeyi de söyleyeyim, ben kötümser bir insan değilimdir. Çünkü çok kötü olduğunu düşündüğüm için en ufak şey beni iyimser olmaya itiyor. O yüzden ben gerçekten insanın yaratıcı olduğunu, kötülükte de yaratıcı olduğu kadar iyilikte de yaratıcı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden ben yani insana güveniyorum. Ben insan merkezci olmak istemiyorum ama yani insana güveniyorum açıkçası. Çünkü iki kişi farklı yolda yan yana yürüyebilir diye düşünüyorum. Eğer bunu yapabilirsek toplum da yavaş yavaş topluma dönüşecektir. Yani yüzyıldan beri biz milliyetçilikten itibaren bu hale getirilmişiz. Milliyetçiliğin tarihi arkadaşlar yani 500 yıllık bir milliyetçilik tarihi de yok açıkçası. Yani milliyetçilik insan doğasına aykırı da bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela bu tip şeyleri biraz daha düşünerek hareket edebilirsek çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani bunu yapabiliriz. Yani yapamazsak bile yapmak zorundayız falan. Yapmak zorunda olduğumuz için en azından bence daha iyi bir dünyayı yaratabiliriz diye düşünüyorum. O zaman son mesaj olarak hani değişim bireyler olarak evet, biz de başarabileceğimizi söyleyelim. Aynen öyle. Bugün Avukat Gökhan Soysal'la birlikteydik. Kendisi Vicdan Red Derneği İş Başkanı'ydı. Katıldığınız için ve izlediğiniz için teşekkürler. Yok, İyi günler. Teşekkürler.